Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde HackerRank platformundan yine alıştırmalar çözerek devam edeceğiz. Bugünkü çözeceğimiz alıştırma için hemen filtremizi buradan gireceğim. Çözümlemesi seçiyorum durum olarak. Difficulty olarak, zorluk derecesi olarak Easy'yi seçtim. Sonrasında da alt başlıklardan da Introduction kısmını seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Introduction kısmında 3 tane alıştırmamız kalmış. Bugün arkadaşlar Print Function dan gideceğiz. Diğer derslerimizde de yine Python ifels ve loop şeklinde iki ayrı dersimiz de gerçekleşecek. Bugün yine print function'da devam edelim. Girdim arkadaşlar problemime. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada problemi benden bir integer değer okumamı istiyor. Kullanıcıdan okunacak bu değer. Ve bu değeri n olarak adlandırmış. Herhangi bir string metodu kullanmamamı istiyor. Biliyorsunuz stringlerle alakalı kullanılan basitleştirici bazı metotlar var. Bunları kullanmamamı ve bunları kullanmadan da aşağıdaki şeyi yazdırmamı istiyor. Mesela diyelim ki burada 5 girildi. 5 girildiğinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değerleri yazdırmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi burada nokta noktanın da sayıyı ifade ettiğini söylemiş. Input formata bahsettiği gibi yukarıda input olarak n değeri alınacak, bir sayı alınacak. Output formatta da arkadaşlar aşağıda açıklandığı gibi diyor. Sample bir input vermiş mesela 3 vermiş. Sample bu input'a göre de gördüğünüz gibi aşağıda 1, 2, 3 şeklinde değerleri yazdırmış. Şimdi bizden de aynısını istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda değerimiz kullanıcıdan alınacak şekilde bizim için gelmiş zaten. Şimdi burada arkadaşlar benden yazdırmamı istiyor. Ben print fonksiyonumu burada yazdım. Şimdi yazdıracağımız neler var? Belli bir sayıdan belli bir sayıya yazacağız. Yani bir aralık var aslında. Bu aralık ifadesi aslında bize şu fonksiyonu hatırlatabilir. Ben yine bu Python derslerinde de devam ederken döngüler kısmında for döngüsünde range fonksiyonundan bahsetmiştim. Range fonksiyonu arkadaşlar iki değer alıyor. Bir başlangıç bir de bitiş değeri. Başlangıç değeri başlangıç değerinden bitiş değerine kadar olan sayılarla aralıkta bulunan sayılar adedince aslında sayı üretiyor size range fonksiyonu. Mesela başlangıç olarak burada bizden 1'den başlamasını istiyor. Buraya ben 1 yazıyorum o yüzden. Yani range fonksiyonunu kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğim aslında. 1 yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Neye kadar gidecek? Yukarıda girilen n değerine kadar gidecek değil mi? Ama biliyorsunuz range fonksiyonunda şöyle bir durum söz konusu. Siz mesela buraya eğer n yazarsanız yukarıda 3 girildiğinde range fonksiyonu sadece size 1 ve 2 sayısını verir. 3 sayısını dahil etmez. Range fonksiyonunda böyle bir durum söz konusu. Son değeri dahil etmiyor. Yani buraya 3 girilirse 3 değeri sayısını dahil etmeyecek ama bize dahil edilmiş şekli lazım. Bu yüzden de arkadaşlar n artı 1 diyorum. Range fonksiyonunun doğru bir şekilde bana fayda sağlayabilmesi için. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir durum söz konusu. Range fonksiyonu size değerleri slash n ile üretiyor aslında. Yani her bir sayıyı sonunda slash n'li yani bir alt satıra geçme ifadesi. Şundan bahsediyorum. Bu şekilde de göstereyim. Şu şekilde üretiyor arkadaşlar. Her bir sayıyı bir sonraki sayının altına koyacak şekilde bir sonraki satıra geçecek şekilde üretiyor. Biz bunu istemiyoruz. Yan yan olmasını istiyoruz. O yüzden arkadaşlar print fonksiyonuna ait olan, print fonksiyonunda kullanılan bir operatör var. Sep. Yani bu separator'dan geliyor. Separator'ın kısaltılmışı olarak kullanılmış sep. Bunu kullanıyoruz. Ve separator bu sol tarafta üretilen sayıları aslında yazdırırken ki ayıracımız aslında arkadaşlar. Ve bu separator'ı biz nasıl ayırmasını istiyoruz? Sadece hiçbir şekilde boşluk da bırakmıyoruz. Gördüğünüz gibi birbirine dip dip olması lazım. Çünkü output da bu şekilde. Yukarıda gördüğünüz gibi output da bu şekilde arkadaşlar. Bu doğrultuda da arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuzu bu şekilde yazmış olduk. Şu an aslında herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Bir çalıştıralım isterseniz. Eksiğimiz olmadığını görelim. Burada hata verdi arkadaşlar. Hatanın sebebi şu. Bakın burada 3 girdi. Range 1'den 4'e olacak şekilde. Sadece sayılara herhangi bir şekilde erişimimiz yok. Ve
Output'ta böyle bir değer çıkmış oldu. Yazdırılmış oldu. Normalde bizden beklediği output'ta 1, 2, 3'tü. Şimdi arkadaşlar bu hatayı almamızın sebebi şu. Siz range fonksiyonunda, biliyorsunuz for döngüsünde de görmüştük. Range fonksiyonu üzerinde gezinmemiz gerekiyor. Evet, bize belli bir range fonksiyonu, belli bir aralıktaki sayıyı üretmiş oldu. Ama biz o sayıların içerisine erişemedik. Şu an erişim sağlamıyoruz. Sadece üretildi ve biz o üretileni tek tek gezip aslında yazdırmamız lazım. İçerisindeki elemanları. Aynı şey gibi düşünün. Bir dizi var. Bu dizinin içerisinde 4 tane eleman var. Ama ben bu 4 elemana herhangi bir şekilde erişimim yok. Ya doğrudan bir diziyi yazdırdığınızda bütün elemanlara doğrudan bir erişim sağlanmamış gibi düşünün. Tek tek elemanlar üzerinde gezinmemiz gerektiğini düşünün. Şimdi biz bu erişimi sağlayabilmek için arkadaşlar yıldız operatörünü kullanıyoruz. Şuraya ben yıldız işaretini koyuyorum. Yıldız arkadaşlar bu range fonksiyonunun içerisindeki elemanlara benim erişimimi sağlayan şey. Yıldız diğer bir anlamı da aslında all demek. Yani bütün hepsi demek. Ben bütün hepsi, bu range fonksiyonunun içerisindeki bütün hepsine erişim sağlamak istiyorum demek aslında. Böylelikle ben bu range fonksiyonu tarafından üretilen sayılara, içerisindeki tek tek elemanlara erişmiş olacağım. Ve sep operatörüyle de beraber aslında herhangi hiçbir boşluk bırakmadan yan yana yazdırmış olacağım arkadaşlar. Bunu başarmış olacağım. İsterseniz kodu tekrar çalıştıralım, görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha demin range 1'den 4'e kadar diyordu. Aslında o 1, 2, 3 demekti. Ama ben onun içerisindekine ulaşamıyordum. Yani bu aslında şey gibi düşünün. Bir paket var, o paket açık değil. O paketi ben o yıldız operatörüyle açıyorum ve o paketin içerisinde olan elemanlara erişiyorum tek tek. O paketten çıkarabiliyorum demek aslında. O paketten ben şu an paketi açtım ve paketin içerisindekine erişmiş oldum arkadaşlar. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Yine siz eğer isterseniz, eğer kafanıza yatmayan şeyler olursa, burada yine discussions kısmı var arkadaşlar. Buradan tartışmalara erişebiliyorsunuz. İnsanlar bu problemler hakkında birçok yorumlar yapıyorlar. Yine bakalım, biz de bakabiliriz sizlerle beraber de. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada solution'ı paylaşıyorlar. O operatör hakkında bilgi veriyorlar. Ne gibi şeyler kullanılabilir, farklı çözümler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu gibi arkadaşlar birçok tartışma, karşılıklı konuşmalar var arkadaşlar. Siz de isterseniz yine buradan da faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda tutorial kısmı var. Burada yine daha deminki örneği yapabilmeniz için size bazı bilgiler veriyor. Ve bu bilgilerden sonra tekrar problemi çözmenizi istiyor sizden gibi. Bunlardan faydalanarak arkadaşlar yine problemleri çözmeye devam edebilirsiniz. Bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.